Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve Tığ Uyaları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere iğne yapılan bu Mevlid örtüsünü anlatacağım hanımlar. Öncelikle ben size budağın yapılışını anlatacağım. Daha sonra bir sonraki videoda da buraya örneğimizi yapacağız hanımlar. Arkadaşlarımdan yani takipçilerimden istendi. Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim sesini de açarsanız benden gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Şimdi öncelikle zürafamızı yapıyoruz. Zürafamızı fazla sık olmayacak şekilde yapacağız hanımlar. Şöyle netliğimizi ayarlayalım. Fazla sık olmayacak şekilde şöyle görünüyor umarım. Daha sonra şu pırpırları yapıyoruz. Nasıl? Şimdi ipimizi en başta düğümledik diyelim buraya. Daha sonra yanındakine geliyorum. Normal pırpır yapar gibi hanımlar. Buraya şöyle yüksek tutarak ipimi sıkıyorum. Yanındakine geliyorum. Bir sonraki zürafaya hep zürafa atlayarak pırpır şeklini veriyoruz hanımlar. Geçiş yapıyoruz her zaman diğerine. Burası oldukça basit. Şöyle bir yanının sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine. Şöyle devam ediyoruz burada. Şimdi daha sonraki sırasında hanımlar bu yaptığımız pırpırların üzerine zürefalar yapıyoruz. Her iki pırpırın arasına zürefa. Küçük küçük zürefalar. Çünkü neden küçük? Altta zürefalarımızı sıkı yaptık ya. Ona uygun olacak şekilde. Geliyorum pırpırın içinden giriyorum. Buralarda iğnenize iki de dolayabilirsiniz. Eğer altta o kadar önemli değil. Buralarda iki kere dolayın. Şöyle bakın. Küçük küçük zürafalar. Böyle devam edeceğiz. Hanımlar. Şöyle kum boncuklarım var. Ben sarı renk kullandım ama ben beyazda niye yaptım? Daha net görünsün diye. Şimdi bunu bana gönderilen şeyde siyah üzerine yapmışlar. Yani parlamış, güzel durmuş ama beyazda da güzel duruyor. İstediğiniz gibi boncuklar kullanabilirsiniz. Bendeki kum boncuk hanımlar. Şimdi ince boncuk iğnesini aldım. Geliyorum. Zürafayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, 7.ye geliyorum. İpimi düğümlüyorum hanımlar. Düğümledim. Şimdi bundan sonra 12 tane zürafa yapacağım. Bu yaptığım zürafaların her birine. Ama iğnenizi iki kere dolayın. Burada iğnenizi iki kere dolayın hanımlar. Bir. İki. Üç. Şimdi bu örnekler çok zaman aldığı için hanımlar uzun sürüyor videolar. O yüzden bu düz yerlerde ben videomu genelde kesmek zorundayım. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane olana kadar devam edeceğim ben.
Düğümledikten sonra 12 tane zürafamı yaptım. Ve geliyorum boncuklarımdan 2 adet hanımlar alıyorum. Şöyle 2 adet boncuğumu aldım. Geliyorum hemen yanındaki zürafaya bunu düğümlüyorum. 2 adet boncuk. Ve tekrar 12 tane zürafa yapacağım. Yaptım. Çevirdim. En başta şimdi daraltacağımız için hanımlar, yani dağ şeklini şu şeklini vereceğimiz için geliyorum en baştakine, çevirdik tabii, en baştakine ne yapıyorum? Sadece düğüm atıyorum. Zürafalara devam. Boncuğun yanındaki zürafadayım hanımlar. Şimdi buraları önemli olan yerlere. Şimdi burada bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldım. Boncuğu çekerken düğüm oldu. Geliyorum ortaya hanımlar. Şu iki boncuğun ortasına. Boncuğum bu tarafta kaldı. Şöyle gösteriyorum. Bu tarafta kaldı. Bir boncuk daha alıyorum. Bu yandaki zürafaya tutturuyorum. Şimdi tutturunca da göstereceğim ben size. Şimdi ortadaki zürafa yaptık. Her iki yana da birer tane yaptık. Şimdi hanımlar, burada olan unsur aslında şimdi yaparken her zaman boncuklarımız bu tarafta kalacak şekilde düğüm atacağız. Şimdi başa döneceğim. Ben tekrar geleceğim. Normal zürafalarıma devam ediyorum. Geri gelirken düğüm atacağım. Tekrar boncukların olduğu yere geleceğim hanımlar. Boncuğun yanındaki zürafaya kadar geliyorum. Ve geldim. Şimdi burada bir tane boncuğumu alacağım. Şimdi bu boncuklarım hep yana doğru kayması gerektiği için hanımlar, az önce söylemiştim. O yüzden ipimi düğümlerken, zürafa yaparken şu boncuğu yana kaydırıyorum. Bu orta kısımdaki ipliğin yanından geçiyorum. Boncuğun olduğu yerden şöyle. Umarım görünüyordur. Ve düğüm atıyorum. Şimdi bu bizim yaptığımız şu dıştaki kısım. Şimdi bu ortadaki kısmını hazırlamak için düğümlediğim iki tane gene boncuk alacağım. Aldım boncuğumu. Bu da
yanda kalacak. Bakın unutmayın, boncuklar yanda kaldığı için ipliği zürafasından şöyle yanlara ittirerek ipliğinden geçiriyorum. İki tane boncuk aldım ikinci sırayı yapmak için. Bu da bizim ikinci sıramız olacak. Yeni bir yuva hazırlamış olduk boncuklarımız için. Şimdi bir tane daha boncuk alıyorum. Burası biraz karışık gelebilir. Burayı tekrar tekrar bakarsanız işte demek istediğimi anlatmış olabileceğim sanırım. Şimdi bunu buraya kadar tamam sanırım. Şimdi ben zürafaları yapacağım. Düğüm atacağım, geri geleceğim hanımlar. Boncuğun yanındaki zürafaya geliyorum. Burayı yakın tutmak istiyorum çünkü anlatabilmek için kameramı o yüzden büyütmek zorundayım. Boncuğun yanındaki yere geldim hanımlar. Tekrar bir tane boncuk aldım. İğnemle boncuğumu kaydırdım. Zürafaya, boncuğun olduğu zürafaya geçirdim. Bu bizim dıştaki kısmımız. Şimdi ortadaki içinde bir tane boncuk aldım. Şu ortaya iki tane boncuk yaptım. İkisinin arasından iğnemi geçiriyorum. İpimi doladım. İpim iki boncuğun arasında olacak şekilde düğümümü atıyorum. Bir boncuk alıyorum. Ya da almaya çalışıyorum. Evet, boncuğumu aldım. Bu boncuğumu yana iterek zürafadan iğnemi geçirdim. Bakın yana itiyorum. Şimdi ortadaki de oluşmaya başladı. Geldim bir boncuk aldım. Bu boncuğun yanındaki zürafaya ipimi düğümledim. Şimdi bu zürafaları yapacağım. Geri döneceğim. Evet, boncuğun yanındaki zürafadayım hanımlar. Bir tane yine boncuk alıyorum. Boncuğum yanda kalacak. Şöyle yanda kalacak şekilde zürafayla şu zürafam boncuğun zürafasında. Bakın iğnemin sağ tarafında kaldı boncuğum. Şimdi ortadaki olan yer için bir tane daha boncuk alıyorum. Sadece bunları takip etseniz yeter hanımlar. Boncuklarınız hep yan tarafta kalacak. İp iğnenizi ve o şekilde zürafa yapacaksınız boncuğunuzla. Şöyle tutarak, pardon, yukarı kaymış kameram. Evet. Şimdi burada ipimi gene kaydırıyorum. Bakın bu tarafta solda kalıyor. Burada sağda kalıyor. Burada solda kalıyor boncuklarımız. İğnemi geçiriyorum. İğnemin bu tarafında bu sefer. Sadece zürafa yapıyorum. Boncuğumu aldım. Karışık olan yer zaten burası hanımlar. Bundan sonrası daha kolay ilerleyecek. İğnemi geçirdim. Boncuğum bu tarafta.
Bir boncuk daha alıyorum. Şöyle görünüyordur umarım. Boncuğun yanındaki zürafaya geldim. Bir tane boncuk aldım. Geliyorum. Boncuğumu bu tarafa kaydırarak ipinden geçirdim. Boncuğumu da tutuyorum ki kaymasın. Bir tane daha alıyorum ortadaki sıra için. Zürafaya geldim. Boncuğumu bu sefer bu tarafa kaydırıyorum. Çünkü açıldığı için bu sefer buradaki ipinle. Boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş şeklini almaya başladı hanımlar. Yine ben geriye döneceğim. Geleceğim. Şimdi hanımlar, yine ben geldim başa kadar. Boncuklu olan yere kadar. Geliyorum, bir tane boncuğumu alıyorum. Yine boncuğumu yan tarafa çekerek boncuğun olduğu ipi iğnemi geçirdim. Ve zürafamı yaptım. Bir boncuk daha. Şimdi hanımlar, burada iki tane zürafa var ortada. Bu iki zürafa da olduğu zaman, üç zürafa alacak ya, altta iki zürafa varken şuradaki şu sıraya başlıyoruz. Geliyorum. Bir tane zürafa yaptım. Burada iki tane boncuk alıyorum. Ortasına başlıyoruz çünkü. Ve geldim yanındaki zürafaya. Boncuklarım aşağı kaydı. Hemen düzeltiyorum. Düğümümü attım. Geldim. Yanındaki zürafaya, boncuklu olana, boncuğumu bu tarafa kaydırdım bu sefer sola. Bir boncuk. Geldim boncuklu yere, boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Zürafamı yaptım boncuklu. Bir boncuklu daha. Boncuğun yanındaki zürafaya. Ne yapıyoruz? Boncuklarımızı yana doğru getiriyoruz hanımlar. Şimdi normal zürafalara devam.
Dönüyorum. Baştakine sadece düğüm. Ve zürafa. Şimdi bu sıraya dönelim. Evet. Boncuğun yanındaki zürafaya ipimi düğümledim. Şimdi tekrar boncuk alıyorum bir tane. Boncuk iğnemin sağında kalacak şekilde boncuğun ipinden geçirdim. Ve zürafamı yapıyorum. Bir boncuk daha ikincisi için. Geldim zürafamı yapıyorum. Buraya boş bir zürafa. Niye boş zürafa? Şurada göstereyim. Şu iki sıralı yerde, şu tam burasında arasında bir tane zürafa boş var hanımlar. O yüzden boş zürafayı ondan yapıyoruz. Geliyorum bir boncuk alıyorum. Bu iki tane boncuk yapmıştık ya hanımlar. Ortasından iğnemi geçirdim. Ve düğüm attım. Bir tane daha. Yanındaki zürafayı, boncuğun yanındakine hanımlar. Boncuğun yanındakine geldim. Ortadakini hazırlamaya başladık. Boncuğun şu iki tane boncuk var ya hanımlar. O boncuklarımız bu yanda kalacak şekilde zürafa ipinden iğnemi geçirdim. Bir tane boş yapıyoruz ya. Onu yapıyorum şu an. Yaptım. Geldim boncuk aldım. Geliyorum boncuklu yerime, ipine. Diğer boncukluya boncuk aldım. Yanındaki zürafaya. Zürafalara devam. Ve geldik diğerin sırasına hanımlar. Geliyoruz. Boncuğumuzu aldık. Boncuğumuz sağda kalacak şekilde şuradaki boncuktaki ipime geçirdim iğnemi. Zürafamı yapıyorum. Bir boncuk daha. Geliyorum boncuğun bir tane boş zürafamız var. Karışık gelebilir aslında onlar. Gerçekten karışık değil. Yani bir tane yaptıktan sonra siz de anlayacaksınız ki bayağı basit bir iş. Geliyorum. Boncuğumu aldım. Şu ortada başladığımız boncuğun ipinden geçirdim. Şimdi bunun tekrar ikinci sırasına başlıyoruz. O yüzden iki boncuk. Geliyorum buradaki boncuğun ipinden. Boncuğum solda kalacak. Solda kalacak, sağda kalacak diyorum ya. Şu ipi düğümleyeceğim boncuklardan bahsediyorum. Boncuk aldım.
Hemen boş olan zürafaya geldim. Ve diğer zürafaya, boncuklu yere geliyorum. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Ve boncuk. Boncuk alıyoruz. Boncuğumu sağ tarafa çekerek bir boncuk daha. Boş zürafa. Boncuk. Bakın boncuğumun diğer tarafında kaydı. Hemen onu düzeltiyorum hanımlar. İpim onun diğer tarafında kalması gerekiyor. Şöyle. Şimdi düğüm atıyorum. Boncuğumu düzelteceğim. Bir tane daha alıyorum. Şu ortada iki tane boncuk yapmıştık hanımlar. Onun ortasından iğnemi geçirdim. Boncukların ortasına. Aşağıda yaptığımızın aynısı yani hanımlar. Boncuk. Bir tane boş zürafa. Bakın arada hep birer tane boş zürafa gidiyor. Onu takip edeceğiz hanımlar. Unutmayın. Şimdi bir boncuk, yandaki iki boncuğu yapacağız. Geliyorum sondaki boncuğun ipine. Zürafa yaparak kapattım. Boncuk alıyorum. Ve yandaki boncuğu. Pardon, zürafayı. Boş zürafaları yapıyorum. Şimdi böyle böyle sıfırlanacak bunlar hanımlar. Döndüm. Boş zürafamı yaptım. Şu an yanlarda iki tane kaldı. Bunlar sıfırlanacak. Boncuk aldım. Boş zürafa yapıyorum. Geldim boncuğun ipine. Bir tane daha. Şimdi şu yandakine geliyorum. İtiyorum. Bu taraftakileri hep bu tarafa itiyoruz. Unutmayın. Orada boş bir zürafa olacak ortada. Boncuğumu aldım.
İkinci, şu sıranın ikincisini refah boncuklu yere. Boncuğumu ittim. Boşsuz refaya geldim hatta. Şimdi geliyorum bu boncuğa. Araya boş zürafamı yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bunu isteyen arkadaş çok zor olduğunu ben yani anlatmak anlatım olarak zor olduğunu söylemiştim. Umarım anlatabiliyorumdur. Normal şekilde devam ediyorum. Baştakine direkt zürafa, pardon, düğüm. Daha sonra bu ipliklerimizi iyice temizleyeceğiz. Bir tane boş zürafa kaldı burada. Boncuk. Sağa doğru ittirdim boncuğu. İpten geçirdim. Zürafamı yapıyorum. Boncuk. Sağa doğru ittiriyorum. Bir tane boş zürafamız var. Daha sonra boncuklarımız. Sağa doğru ittiriyorum. Bir boncuk daha. Sağa doğru ittiriyorum. Ortada bir tane vardı boş. Şu an iki tane olacak. Şimdi ortadakilerimiz artacak. Geliyorum boncuğu. Buradaki boncuğu ittiriyorum sola. Bir boncuk. Boncuğumu sola ittirdim. Boncuk aldım. Buradaki boş zürafanın içine girdim. Şu yandaki boncuğun ipine girdim. Boş zürafamı oluşturdum. Bir boncuk aldım. Sola ittirdim boncuğu. İğnemi taktım. Bir boncuk. Şimdi alttaki olan sıfırlanmaya başladı hanımlar. Tek bir tane zürafa. Geri dönüyoruz. Düğüm atıyorum sadece baştakine. Unutmayın, baştakiler hep düğüm atıyoruz. Şimdi ortada hatırlarsanız 4 tane zürafa vardı. 5. de hanımlar bunu oturtmaya başlıyoruz. Bunu. Gene başlarken 2 tane boncukla başlıyoruz. Pardon. İlk önce 2 tane zürafamızı yapacağız. 1 ve 2. 2 zürafamı yaptım. İki boncuğumu aldım hanımlar. Hemen yanındaki zürafaya gelip düğümlüyorum. Ve iki tane boş zürafayı buraya da yapıyorum. Evet. Şimdi geldim boncuğumu alıp yandaki sıralarımı yapıyorum.
ve boş yarım yaptım. Biliyorsunuz zaten bunları sıfırladık. Çeviriyoruz hanımlar. Geldim sadece düğüm atıyorum. Artık bunlar da sıfırlanıyor burada. Geliyorum bir boncuk alıyorum. Sağa doğru yatırıyorum. Zürafamı yaptım. Diğerini de yapıyorum. Şimdi aradaki iki tane boş zürafayı yapıyoruz. Bir, iki. Geldim boncuk aldım bir tane. Şu yaptığımız iki tane boncuk geçirdim. Onun arasından ipinden aradan geçirdim. Ve zürafa olacak şekilde yaptım. Geldim bir boncuk daha aldım. Yanındaki boş zürafayı göstereceğim. Şimdi iki tane boş zürafayı yapıyoruz. Bir. Sola doğru ittiriyorum boncuğumu. Ve iki. Yandaki boncukları yapıyoruz. Burada da bu sıfırlandı. Çevirdim. Geldim bu boncuğu yine sağa ittirerek ipine geri dönüş yapıp düğümledim. Bir tane boncuk alıyorum. Çektim. Düğüm attım. İki boş zürafayı. Bir, iki boncuk alıyoruz. Sağa doğru ittiriyorum. Bir tane boş zürafa. Bunu sola ittiriyoruz. Göstereceğim şimdi net bir şekilde. Boncuk alıyorum. Zürafaları yapacağım. Kenarda iki tane zürafamız var. Bunu sola ittirelim. Bir tane boncuk. Bu sonuncuyu da sıfırlamış olacağız. Çeviriyorum. Sıfırladığımı yine sağa doğru çekiyorum. Sadece bir düğüm. Boş zürafalar yapacağım. Şimdi hanımlar, burada üçgenimi kapatacağım. Şöyle. Pardon, bir sıramız daha gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4 tane olacak. Alıyorum boncuğumu. Gene geldim, çekiyorum. Şu an iki tane ortada zürafa olacak boş.
Yandaki zürafaya geliyorum, boş olanı. İpim yetecek inşallah diyeceğim ama her an ipim de bitebilir. Sola doğru itiyorum boncuğumu hemen. İpinden geçirip zürafamı yapıyorum. Çevirdim, düğüm attım. Zürafa yaptım. Burada önemli olan bir şey var. Şimdi açtığımız için hep sağa doğru yatırıyordum bu tarafı, hatırlıyorsunuz. Şimdi burada öyle değil hanımlar. Şöyle netliğim bozulmuş. Evet. Şimdi burada üçgenimizi kapatacağımız için bu boncuğumu ortaya doğru çekip zürafa yapıyorum. Ve daha sonra bir boncuk alıyorum. Gene ortaya bir üçgenimizi kapatıyoruz şu anda. Bir tane geldim, boncuk aldım. Şimdi bu sonuncu boncuğu hanımlar, gene ortaya doğru yatırıyorum. Dört tane yaptıktan sonra bunu yapıyoruz. Bakın üçgenimiz kapanmaya başladı. Bir, iki zürafa. Benim ipim bitecek burada. Ben yeniden takacağım. Yetmeyecek. Evet hanımlar, ben düğümümü attım burada. Şimdi geldim en baştakine, sadece düğüm atıyorum. Yanındakine geldim, bir tane boş zürafa. Ve bu boncuğumu gene içe doğru, ortaya doğru kaydırarak bir zürafa daha yapıyorum buraya. Ve bir boncuk aldım ortadaki boş zürafaya. Ve bir boncuk daha alıyorum. Şimdi kapatıyoruz üçgenimizi. Ve ortadaki şu boncuğu ortaya doğru yanaştırıp boncuğumu zürafa yaptım. Geliyorum zürafalarıma. Çeviriyoruz. Düğüm attım. Yanındaki zürafaya geldim. Tekrar bunu ortaya doğru yanaştırdım hanımlar. Bir boncuk alacağım. Ve bunu da ortadakine yanaştırıyorum. Şu an sıfırladık boncuklarımızı. Geliyorum zürafalara. Şimdi bitene kadar zürafaları boş yapacağız hanımlar. Düğüm attım. Zürafa yapıyorum boş. Ve bitireceğiz böyle. Düğüm atıyorum sadece yana. Düğüm. Düğüm attım. Son zürafamız. Evet. Kesiyoruz.
bu yandaki iplik kalıntılarımızı hanımlar temizleyeceğiz. Geliyorum. Sıfır kestikten sonra şöyle hemen ucundan yakıyorum. Burada bir tane var. Evet. Şu an bitirdik hanımlar. Dediğim gibi şöyle yüzünü çevirelim. Dediğim gibi yaptık kayalarımızı boncuklu. Bir sonraki videomda da buraya örneğimizi yapacağım.